Bugün konuğumuz Citroen C5 Aircross, C5 Aircross makyajlandı. Gördüğünüz gibi burun tasarımı bir hali değişti otomobilin ki zaten aslına bakarsan yeniliklerde 3 aşağı 5 yukarı bunlarla sınırlı bazı detay düzenlemeleri var, bazı estetik düzenlemeler var. Otomobilin biraz daha taze, biraz daha güne uygun hale gelmesini sağlamaya çalışmış Citroen tasarımcıları, hep mühendisler diyorum ama bu sefer tasarımcıları demem lazım. Ve bunun dışında da genel özellikler aslına bakarsanız değişmeden kalmış. Bu yanındaki otomobil kocaman bagajı olan, 3 tane kızaklı arka koltuğu olan ve aslına bakarsanız aileler için de ısmarlama bir takım elbise gibi belki de bakılacak bir otomobil. Yani aileniz varsa, aile kullanımı için uygun bir otomobil arıyorsanız tam size göre bir videoya geldik. C5 Aircross'un özelliklerinden üstün körü bahsedeceğim. Yüzeysel bir şekilde bahsedeceğim. Bu videoda daha detaylı bir C5 Aircross anlatısı dinlemek isterseniz de yukarıdaki kartlardan eski videolara ulaşabilirsiniz. Bilmeniz gereken tek şey dizel motorların tüketim verileri biraz daha değişti. Son Euro 6D final normlarına uygun hale geldiğinde dizel motorlar biraz daha müsrif hale geldi. Yakıt tüketim açısından, emisyon açısından daha iyiler. Ama yakıt tüketim açısından biraz daha müsrif hale geldiler. Belki bu videodan o bilgiyi almak istersiniz bu yanındaki araç. Çünkü dizel motora sahip. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. C5 Aircross'un direksiyonuna geçelim. Makyajda neler değişmiş, neler değişmeden kalmış, genel özellikleri nedir? Hepsini anlatayım size ve videonun sonuna gelelim. Şimdi Citroen C5 Aircross'un direksiyonundayız. Hemen değişikliklerden başlayalım. Önce dış tasarımda tabii ki gayet belirgin farklılıklar var. Burun tasarımı tamamen değişmiş. Otomobilin tamponu değişmiş, farları değişmiş. Artık biraz daha belki saldırgan görünüyor olabilir eskisine göre. Sonuçta bu Citroen'in yeni kimliği artık. Daha yeni modellerde de artık bu burun tasarımını görüyoruz. Arkada aslına bakarsanız çok fazla değişiklik yok ama stop lambaların formu değişmese de aydınlatma alanları değişmiş. Artık biraz daha farklı bir ışık imzasına sahip arkadan bakıldığında. Özellikle C5 Aircross. Bunun dışındaki konular genel olarak değişmeden kalmış dış tasarımda. Aslına bakarsanız iç mekanda önemli yenilikler var. Kokpitin üst kısmı, daha doğrusu orta konsolun üst kısmı tamamen değişmiş. Çünkü artık en üst donanımda, Shine Bolt isimli en üst donanımda buradaki 10 inçlik bilgi eğlence sistemi ekranı var. Eskiden kuvvetle muhtemel hatırlarsın sadece 8 inçlik bir ekran sunuyordu. O ekranda havalandırma çıkışlarının arasında yer alıyordu. Tabi oraya buradaki 10 inçlik ekran sığmayacağı için havalandırma çıkışlarının yerleri değiştirilmiş. Artık yatay formda yere paralel olarak uzanan havalandırma çıkışları mevcut. Eski dik havalandırma çıkışları yerine ve onun üzerine de buradaki 10 inçlik ekran dediğim gibi en üst donanımla birlikte geliyor. Fuel Bolt ve Shine isimli donanım seviyelerinde hala 8 inçlik ekran kullanılıyor aslında bakarsanız. Ama üst donanıma bu büyük ekranı ekleyebilmek adına bu değişikliği yapmışlar. Bu büyük ekranın çözünürlüğü güzel. Diğer ekranın da bu arada çözünürlüğü gayet güzel. Ve 3 aşağı 5 yukarı 2 ekranın kullanım alanları aynı aslında. Hep bunu söylüyorum PSA modellerinde. Bu eski arayüzle birlikte 10 inçlik ekranın tamamını kullanamıyorsunuz. Mesela şu anda havalandırma kumandaları açıkken burada yan taraftaki bölümlerin hiçbir işlevi olmuyor. Sadece buradan mesela ayarlar menüsü için bir kısa yol var. Bu da ne kadar gerektirir bilmiyorum çünkü aşağıda bunları rahatça bulabiliyorsunuz. Sonuç itibariyle baktığınızda 10 inçlik ekran size ekstra bir getiriye sahip değil. Rahat çalışan, dokunmaz, hassasiyeti güzel. Yolunuzu çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir ekran bu. Alt tarafta dokunmatik ana menü düğmeleri var. Oradan da rahatça istediğiniz menüye ulaşabiliyorsunuz. Havalandırma kumandaları her şey burada yer alıyor. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü pek o kadar iyi değil. Geri görüş kamerası bu arada standart olarak geliyor. Tüm donanım seviyelerinde üst donanıma çıktığınızda ön kamera da dahil oluyor ve ikisinin birleşiminden 360 dereceymiş gibi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Dijital gösterge tablosu değişmiş. Yine standart olarak geliyor. 12 küsur inçlik bir ekran var burada. Bunun artık siyah doygunluğu daha fazla. Biraz daha kaliteli hissettiriyor. Belki de eskisine göre. Çözünürlüğü gayet güzel. Size pek çok bilgiyi aynı anda verebiliyor, kişiselleştirilebiliyor. Farklı modları var ama mesela kadran adı altında bir modu var ama gerçekten kadranları göstermiyor. Yine dijital olarak normal gösterimi var. Ama farklı farklı seçimleriniz var. En azından seçim yapabiliyorsunuz ve farklı gösterimler kendi keyfinize göre, kendi beklentilerinize göre seçimler alabiliyorsunuz bu ekrandan da. Güzeldir. PSA'nın bu ekranlarını seviyorum ben. Burada da öyle bir ekran yer alıyor. Bunun dışında yenilikleri düşünüyorum. Donanımlarda ufak tefek bazı yenilikler var. Mesela artık otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi tüm donanım seviyelerinde standart. Aktif şerit takip sistemi, yani sizi şeritte tutabilen bir şerit takip sistemi yine tüm donanım seviyelerinde standart olarak geliyor. Bunun dışında da bazı konfor ekipmanlarında da ufak tefek değişiklikler var donanım seviyelerinde. Durumlar böyle aslında bakarsanız makyajla birlikte gelen yenilikler konusunda bir de tabii unutmayayım. Vites kolu değişti otomobilin. Eskiden biraz daha ne denir ona?
havalı mı denir bilmiyorum. Farklı bir vites kolu vardı sonuç itibariyle. Artık bir vites seçim düğmesi denilebilir buna herhalde. Böyle bir yapıya geçildi. Aslına bakarsanız şöyle orta bölümde biraz alan tasarrufu olmuş. Çünkü sonuçta vites kolunun üzerinden mesela ön tarafa ulaşmanız gerekiyordu. Artık vites kolunun yukarıya doğru bir çıkıntısı olmadığı için rahatça ön taraftaki saklama alanlarına da ulaşabiliyorsunuz. Ve ekstra bir USB portu sanırım C5 Aircross'ta da yoktu. 3008'de ve Grandland'da yoktu ama C5 Aircross'ta da olduğunu hatırlamıyorum. Ekstra bir USB portu da yine o bölüme eklenmiş durumda. Bu yeni vites seçim düğmesi belki merak ediyor olabilirsiniz. Eskisinden daha uygun fiyatlıdır kuvvetle muhtemel ve bütün ürün gamında da tek parça olarak kullanılacak. Küçük otomobillerde de kullanacak. Mesela 208'de, 2008'de de bu vites koluna geçildi. Ya da hafif ticarilerde de kullanılacak aynı vites seçim düğmesi. İnanılmaz bir maliyet tasarruftur tabii ki. Tahmin edersiniz ki eski vites koluna göre. Durumlar böyle. Değişikliklerle ilgili diğer konulara geçelim. C5 Aircross konularına geçelim. Neler var neler yok. Başta da söyledim zaten bu otomobil aileler için özel üretilmiş bir otomobil gibi düşünülebilir. Öyle bir model gibi düşünülebilir gerçekten de. Mesela bagaj hacmi 580 litre otomobilin. Aslına bakarsanız kompakt SUV'ların uzunlarından bir tanesi. Bunun da karşılığını veriyor diyebiliriz. 580 litre gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir bagajı var. Arkada torsiyon çubuğu olduğu için tamamen dikdörtgen bir bagaj. Her köşesini rahatça kullanabileceksiniz. Değişken bir zeminle birlikte geliyor. Değişken zemini altta tutarsanız bütün bagajı tek hamlede kullanabiliyorsunuz. Değişken zemin üstte olursa da yükleme eşiyle zemin arasında bir fark kalmıyor. Üstüne arka koltuklar kızaklı, 3 tek kızaklı koltukla birlikte geliyor. C5 Aircross. Yani kullanmadığınız her bir koltuğu istediğiniz kadar öne çekebiliyorsunuz bu sayede ve bagaj alanını genişletebiliyorsunuz. Hatta bagaj havuzunu tam olarak genişletin diye bagaj havuzunun arka duvarı da çıkartılabiliyor C5 Aircross'ta. Bu da eğer bagajın tüm hacmini kullanmak istiyorsanız arka koltuktaki diz mesafesini neredeyse yok ederek gerçekten de büyük avantaj sağlayacaktır. Alt bölümünde çok rahat bir şekilde kullanacaksınız. Çünkü kızaklı arka koltuğa sahip bazı modeller teoride kalır mesela. Teorik olarak bagaj genişletilebilir ama alt tarafları kullanılmadığından en büyük hacme ulaşamazsınız. Burada ulaşabiliyorsunuz ki bu hacimde 720 litre koltukları en öne iterseniz arka koltukları 720 litreye yükseltebiliyorsunuz bagaj hacmini otomobilin. Bu da gerçekten güzel bir değer. Arka koltuklar, 3 tek koltuk inanılmaz bir değişkenlik sunuyor size, sağlıyor. Koltuk sırtlıkların eğimleri de ayarlanabiliyor mesela. Ama özellikle yan taraftaki koltuklar yetişkinler için biraz dar gelebilir. Diz mesafesi çok geniş değil otomobilin. Koltukların konumu nedeniyle, kızakların nedeniyle zaten biraz yüksek konumlar. Biraz da öne doğru konumlar tabii ki. Diz mesafesi çok çok iyi değil. Bu sınıftaki kötü değerlerden bir tanesi hatta diz mesafesi açısından bakacak olursak C5 Aircross'taki. Baş mesafesi de öyle çok geniş değil yetişkinler için. Ama mesela bir yetişkinin ortada seyahat etmesi gerekiyorsa, iki tane çocuğun arasında mesela seyahat etmesi gerekiyorsa bulup bulabileceğiniz en iyi arka koltuklar. Çünkü orta koltuk bildiğiniz bir koltuk. Tek bir koltuk. Diğerlerinden çalınan alan aslına bakarsanız ortadaki koltuğun normal bir koltuk olması için kullanılmış. Diğerlerinden daha geniş değil. Ama ortalama bir orta koltuktan daha geniş, daha rahat bir koltuk kesinlikle. Zemini de düz otomobilin. Bu sayede de ortada seyahat etmek, arka ortada seyahat etmek diğer koltuklarda seyahat etmekten daha farklı değil. Hatta görece bazı uzun boylular için mesela nispeten uzun boylular için daha iyi bile olabilir orta koltuğu C5 Aircross'un. Bu zaten otomobili aileler için özel ve özgün kılan herhalde. Bu tarz detaylar arkada bunlara çalışılmış gayet güzel bir şekilde. Ama dediğim gibi mesela 3 tane yetişkinin arkada seyahat etmesi için öyle çok iyi bir otomobil olmayabilir. Ya da yetişkinliğe adım atmak üzere olan çocuklarınız varsa da sizin için mesela çok çok iyi bir otomobil olmayabilir. Bunu mutlaka arka tarafta bakın derim. Ön tarafta genel malzeme kalitesi bu sınıf ortalamalarını karşılamak için tasarlanmış. Mesela 3008'in kuzeni olduğu için, 3008'in çok yakını olduğu için, neredeyse kardeş gibi oldukları için bu otomobilde de ona benzer bir kalite algısı bekliyor olabilirsiniz. Tam olarak onu bulamıyorsunuz. Bazı yerlerde mesela sert plastikleri çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yani ne kadar sağa sola tıklatırsınız bu size kalmış ama görüntüsü bence hoş. Mesela buradaki en üst donanıma sahip bir araç, bu büyük ekranıyla olsun, kenardaki dikişli derileri vesairesi de olsun bence gayet güzel gözüküyor. Bu kişisel bir görüş olacak tabii ki, bakış açısı olacak, size kalmış. Genel kullanışı çok güzeldir mesela bu kokpitin. Orta bölümde çok geniş bir saklama alanı var. Burası donanıma bağlı olarak kablosuz şarj içinde kullanılabiliyor.
Biraz önce bahsettiğim gibi orada iki tane USB portu yer alıyor. Hemen burada vites seçim düğmesinin yanında güzel bir saklama alanı var. Mesela şu anda benim telefonum orada duruyor. Onun arkasında iki tane bardaklık yer alıyor. Kol dayanağının altında çok derin, çok güzel bir saklama alanı bulunuyor. Orası pek çok eşyanız zaten tek başına alabilecektir. Çok geniş bir kapı iç cebi var ama mesela şişe bölmesi yok. Kapı iç cebinin şişe koyarsanız orada ileri geri hareket ediyor. Benim pek hoşlandığım bir durum değil bu. Ama saklama alanları açısından gerçekten çok güzel, çok zengin bir otomobildir, kokpittir. Rahatça kullanırsınız. Görüş açıları mesela gayet güzeldir. Kaputunun girintilerini görürsünüz, çıkıntılarını görürsünüz ya da her neyse. Ve böylece biraz daha belki de rahat bir şekilde otomobilin genişliğini algılayabilirsiniz. Durumlar böyle. Kokpit vesaire ile ilgili sürüşe geçelim hemen, neler var neler yok. 1.5 litrelik dizel motor, 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve 1.6 litrelik benzinli motor, 180 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. İkisi de 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman üzerinden ön aksa aktarıyorlar güçlerini. Benzinli motordan başlayayım çünkü bu içinde bulunduğum araç dizel motora sahip. Onu biraz daha belki geniş anlatırım. Benzinli motora sahip versiyonun çekiş gücü gayet güzeldir. Tüketimi şehir içerisinde tahmin ederseniz ki biraz yüksek olacaktır. 8-9 litre, 9 litreye daha yakın olacaktır 100 kilometrede şehir içi kullanımında. Sabit hızlı sürüşlerde sakin kalırsanız eğer tüketimi 7,5 litreler civarına düşürmeniz mümkün olabilir. Tasarruf potansiyeli olan bir motordur ve sessizliğiyle C5 Aircross'u taçlandırır adeta. C5 Aircross'u karakterine inanılmaz büyük katkılarda bulunur. Benzinli motor. Ben olsaydım C5 Aircross'u benzinli motorla satın alırdım. Dizel motora geçtiğimizde çekiş gücü gayet iyi olan bir motor. Bu arada 180 beygir motorun da çekiş gücü gayet iyidir. Ondan bahsetmedim sanırım ama. Çekiş gücü gayet güzel bir dizel motor var burada. Yakıt tüketimleri eskisi kadar düşük değil artık bu dizel motorların yeni emisyon normlarıyla birlikte. Şimdi mesela buradaki örnek şehir içerisinde yaklaşık olarak 7 litre civarında yakıt tüketiyor. 100 kilometrede 30-32 kilometre saatlik ortalama hızlarla. Şehir dışına çıktığınızda 120 kilometre saat civarında bir tempo benimserseniz eğer yakıt tüketiminiz 6.7-6.8 litre civarında gerçekleşiyor. 140 kilometre saatlik bir tempo belirleyecek olursanız eğer yeni otobanlarda o zaman yakıt tüketiminiz 7.5 litrelere kadar çıkabiliyor rahat bir şekilde. Sonuç itibariyle eski emisyon kontrol sistemleri otoyolda motorları rahat bırakıyordu. Artık öyle değil. Otoyolda da ciddi emisyon kontrolü var. Sonuçta bunların hepsi de yakıt tüketimine etki ediyor. Yüksekçe de bir araç olması hız arttıkça da yakıt tüketiminin dramatik bir şekilde artmasına neden oluyor. Dizel motorla ilgili bilmeniz gereken şey motorun sesinin iç mekandan duyulabildiği. C5 Aircross birazdan detaylandırırım ama konfor odaklı bir otomobil. Bu konfor odağının içerisinde bu ses biraz kulağınıza batabilir. Benzinli motora sahip versiyonlar belirgin bir şekilde daha sessiz bir sürüşe sahip. Rahatsız edici bir sesten bahsetmiyorum ya da dizel tıkırtlarının iç mekandan aynen duyulmasından bahsetmiyorum. Ama evet, dizel motorun varlığını hissedebiliyorsunuz. Dizel motorlu ve benzinli motorlu C5 Aircross'ları arka arkaya kullanırsanız da ikisi arasındaki ses farklarını da çok rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. O yüzden benzinli motorun ağırlığı biraz daha fazla artıyor C5 Aircross ürün gamı içerisinde. Bunun dışında ve motorlarla ilgili anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Sanırım bunlar aslına bakarsanız anlatmam gerekenler. Bu otomobilin altın noktası benzinli motora sahip olan versiyondur. Herhalde böyle özetleyebilirim konuyu. Diğer konulara hemen geçelim. Sürüşte neler var? Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu. EMP2 altyapıya sahip olan bütün PSA sularında, kompakt sularında olan aynı kurulum var. Burada sadece farklı amortisörler kullanılıyor. Hidrolik yastıklama yapabilen amortisörler bunlar. Normalde mekanik stoperlerin bulunduğu bölümlerde hidrolik stoperler var buradaki amortisörlerde. Bu ne demektir? Daha yumuşak bir süspansiyon sistemi ayarı seçilebiliyor demektir bu otomobilde. Çünkü yumuşak ayar demek süspansiyon sisteminin üst ve alt noktalarında bazen sert tepkiler verebileceği anlamına geliyor. Böyle bir araçta özellikle. Ama buradaki hidrolik yastıklama sayesinde bu tepkilerin tamamen önüne geçilmiş ve yumuşak bir süspansiyon sistemi daha rahat bir şekilde kullanılabilmiş bu otomobilde. Bu sayede çok umut vermek istemiyorum. Çok pembe bir tablo çizmek istemiyorum. Tamamen bulutlar üzerinde bir sürüş gerçekleştiremiyorsunuz tabii ki. Sonuçta bu otomobilin baş edemeyeceği şeyler var ya da buradaki nispeten temel süspansiyon sisteminin baş edemeyeceği şeyler var. Şehir içerisinde mesela gayet konforlu otomobil ama bazen
ufak tefek darbeleri hissedebiliyorsunuz mesela. Bazı zemin bozukluklarını hissedebiliyorsunuz. Hepsini tamamen sönümleyemiyor tabii ki. Ama uzun yola çıktığınızda mesela şu anda üzerinde gittiğim gibi dalgalanmaların olduğu, ufak tefek zemin bozukluklarının, asfalt kaplamalarının kalkması gibi zemin bozukluklarının olduğu yollarda gerçekten çok yüksek konfor seviyesine sahip. Ufak ufak yaylanarak ilerliyor ve zemindeki bozuklukların %85'ini belki size hiçbir şekilde iletmeden o yaylanmaların arasında yok ederek geçiriyor. Bu da çok güzel bir karakter. Özellikle aile kullanımında mesela sizi daha mutlu edecek kuvvetle muhtemel de bir karakterdir. Bu konfor açısından, süspansiyon konfor açısından gerçekten de bu sınıfta ayrıcalıklı bir yere sahip C5 Aircross. Bunun üstüne süspansiyonun yol tutuş kısmını da anlatayım. Ses konforu kısmını en son değinirim. Yol tutuş kısmında gövde hareketleri çok belirgin otomobilin. Özellikle dar virajlı yollarda eğer ki biraz limitlerini görmek isterseniz otomobilin ya da biraz aceleniz varsa belki de bu gövde hareketleri sürücü açısından değil ama yolcular açısından biraz rahatsız edici olabilir. Çok sallanması otomobilin rahatsız edici olabilir. Mideleri güçlü olmayan yolcular gerçekten de sorun yaşayabilirler. O nedenle de aslına bakarsanız otomobil sizi sakin sürüşlere itiyor, yönlendiriyor diyebiliriz. Aslına bakarsanız yol tutuş becerisi hiç de kötü değil. Direksiyonu mesela 3008'den biraz daha hantal bir direksiyon, biraz daha endirek bir direksiyon. Ama yine de gayet hızlı tepkiler verebiliyor, gayet net karşılıklar verebiliyor size. Size çok güzel yardımcı oluyor. Ne otoyolda sizi zorluyor, ne buradaki gibi virajlı yollarda sizi zorluyor. Bu açıdan baktığınızda güzel ayarlanmış bir şasi ve dediğim gibi yol tutuş kabiliyeti de hiç de azımsanacak gibi değil aslında. Limitleri gayet yüksek. Ama o limitleri zorlamak istemeyeceksiniz. Kuvvetle muhtemel özellikle de otomobilde eğer aileniz varsa daha sakin sürüşlere sizi itecektir bu otomobil. Ses konusu biraz önce zaten dizel motordan bahsettim. Onun dışında çok belirgin bir ses sorunu yok otomobilin. Lastik yuvarlanma gürültüleri mesela çok fazla iç mekana sızmıyor. Ya da rüzgar sesleri konusunda belirgin bir eksikliği yok. Böylece de zaten o konfor ray yönelik karakterini daha da güçlü hale getiriyor diyebiliriz herhalde C5 Aircross için. Durumlar sanırım böyle. Donanımlar, fiyatlar konusunda zaten donanımların bir kısmından biraz önce bahsettim. Artık güvenlik donanımları açısından otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sisteminin standart olması çok güzel bir haber. Daha üst donanımlara çıktığınızda daha fazla güvenlik donanım satın almış oluyorsun. Mesela Shine Bolt'un donanım seviyesinde kör açı algılama sistemi de donanıma dahil edilmiş oluyor. Ama olsun yine de standart olarak otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sisteminin olması da güzel bir haber. Bunun dışında ön arka park sensörleri mesela bütün C5 Aircross'larda standart olarak geliyor. Geri görüş kamerası standart olarak geliyor. Çift bölgeli otomatik klima standart olarak geliyor. Böyle durumlar fiyatlarda rakipleriyle benzer diyeceğim. Çünkü yine bir dönüşümün eşiğinde gibiyiz şu aralar. 2022 yılının Ağustos'un ortasındayız. Eğer daha ileri bir tarihte izliyorsanız sizin için biraz daha farklı bir durum gerçekleşmiş olabilir ya da daha farklı bir gerçeklikte yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda rekabette makul bir seviyede diyelim. 1 milyon lira civarında fiyatı olan otomobillerden bahsediyoruz artık. Kompakt SUV'lardan bahsederken. Sonuca bağlayacak olursak o zaman C5 Aircross için makyajla birlikte aslına bakarsanız çok fazla bir değişiklik yok ama yeni olduğu her halinden belli olan da bir otomobil. Genel kullanımı etkileyen bir değişiklik yok. Belki de en önemlisi bu olacaktır. Hala çok kullanışlı, hala ailelere hizmet etmeye odaklanmış bir otomobil. Eğer ki mesela iki çocuklu bir aileyseniz sizin için de herhalde piyasadaki en uygun otomobillerden bir tanesi olabilir bu araç. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.